bakteri varikelerle ilgili 9 tane beraber soru çözümü yapacağız. Öğrendiğimiz bilgileri sorularda nasıl kullandığıma dikkat etmeni senden rica ediyorum. Videoya başlamadan önce videoyu ben bu şekilde dersimize geçelim. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Bazı bakterilerde bulunan duvar hangi moleküllerden meydana gelebilir? Şimdi bakterinin duvarına baktığında kim var dersek selüloz olmadığını biliyorum. Selüloz kimde? Bitkilerde bulunuyor. Protein var mı dersek hemen diyorsun ki peptidoglikan. Protein karbonhidrat, o zaman protein ve polisakkaritten meydana gelebilir. Kitin dersem, kitin diyorsun ki hocam eklem bacakların dış iskeletinde de mantarın hücre duvarında bulunuyordu. Bunu hücre duvarı kısmında bahsetmiştik. Nelerden meydana gelebilir? Protein ve polisakkaritten meydana gelebilir. Bir nolu sorumuza A dedim. İkiye bak. Bir bakteride bulunan plazmit için ne söyleyebilirsin? Plazmit küçük DNA parçası demek. İçerisinde antibiyotik direnç geni, bir amino asit sentez geni bulundurabilir. Antibiyotik direnç genleri taşıyor olabilir mi plazmitler? Bulunabilir. Konjugasyonda bir bakteriden diğerine tek yönlü aktarabiliyorduk. Halkasal yapıda bir DNA moleküldür. Bizim normal hücrede bulunan halkasal DNA'dan daha küçük bir yapıya sahip plazmitimiz. Zara tutunmuş halde bulunur değil, hücrenin toplazmasında bulunan bir yapıdır diyorum. Neler söylenebilir? Cevabımız 1 ve 2, yani B seçeneği oldu. 3'e bakalım. Bakterilerle ilgili neler doğrudur? Bakterilerin prokaryot olduğunu biliyorsun. Hücre içerisinde zar sistemleri yok. Doğru. Yani ER gibi, Golgi gibi, Kofol gibi, lizozom gibi organelleri bulunmaz. Antibiyotiklere karşı duyarlılık gösterebilirler. Ne demek istiyor? Antibiyotikler bu bakterilerde ölümcül etki yapabilir demek istiyor. Zarlı ya da zarsız organel bulundurmazlar. Diyorsun ki hocam zarsız organel bakterilerde R ile başlayan kim var? Ribozom var. Bu ifademiz bu yüzden yanlış. O zarsız organel var bakterilerde. Tüm grupları basit organik molekülleri komplekse dönüştürür. Bak ne demek, görüyor musun? Bak hiç bakteriyle alakalı değil. Canlıların temel bileşenlerinden gelen bir ifade ama bilmezsen yapamıyorsun. Diyorsun ki hocam her canlı basit molekülleri kompleks, yani büyük yapılı moleküllere dönüştürebilir. Her canlı amino asitten protein sentezleyebilir. Neler doğrudur? 3 hariç hepsi olur. 1, 2, 4 dedim. Bu sorumuzun cevabını E diye işaretledim. Geldim öbür tarafa. Bak gördüğe bak. Bir bakteride hangisi meydana gelmez diyor. Şimdi bana bakteride gerçekleşmeyen bir şey lazım. Onda olmayan ama diğer canlılarda olabilen bir şey aramalıyız. Protein miktarı artar. Bakteri protein sentezleyebilir. Ribozomu var. Oksijen miktarı azalır. Belki aerobik solunum yapıyordur. Oksijen kullanabilir. Glikoz miktarını kullanabilir. Glikozu enerji tepkimelerinde, solunum tepkimelerinde kullanabilir. Trigliserit, 3 yağ asidi, 1 gliserolü bakteri bir araya getirebilir ama nişasta sentezini bakteri yapmaz. Niye? Bakteri çünkü bitki değil. Onlarda ne depolanır dersek glikojen depo ediliyor. Dolayısıyla cevabımız C oldu. Gel hemen 5'e bakalım. Prokaryot yapılı hücre yapısına sahip canlı gruplarında ne görülmez? Bak prokaryot yapılı hücre demek kimdir? Aklına kim gelecek? Bakteri, arke gelecek. Soru diyor ki bakteri ve arkelerde hangisi olmaz? Nişasta depolama. Diyorsun ki olmaz. Biri almalıyım. Bitkiler nişasta depolar. Bakteri, arkeler glikojen depolar. İston proteinleriyle etkileşim haline genoma sahip olma. Ne demek istiyor? İston protein etkileşim haline genoma sahip olma. İston proteini taşıma demek istiyor aslında. Diyorsun ki hocam arkeler histon proteini taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla bu özellik görülebilir. Bunu ne yapmamalıyız? Almamalıyız. Kloroplastları sayesinde. Bak başı gördüm. Hemen elemem lazım. Kloroplast bakterilerde ve arkelerde bulunmaz. İnorganik maddeden organik besin sentezi bakteri ve arkeler yapabilir ama kloroplast burada bizim yanlış ifademiz. Bakterilerde, prokaryotlarda kloroplast yok. Endostoz, egzostoz yapabilmek için koful oluşturabilmelisin. Endostoz büyük molekülleri içeri almak, egzostoz dışarı atmaktı. Bizim bakterilerde ve arkelerde endostoz, egzostoz olayları gerçekleşmiyor. Bunları da ne yapmalıyız? Almalıyız. 3 ve 4'ü de aldım. 1, 3, 4 cevabım ne oldu? E seçeneği oldu. 4 tane sorumuz kaldı. Hemen öbür tarafa geçtim. 6 ile devam edelim. Arkelerdeki canlılarda hangisi doğru olmaz? Soru diyor ki hangisi arkeleri yapmaz diyor. Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi plazmit DNA'ları bulunabilir. Bu arada arkeler konjugasyon yapabilirler. Bakterilere benzerlik gösteriyor. Bazı türleri konjugasyonla bir arkeden diğerine plazmite sahip olduğu için gen aktarabilir. Bilgi alışverişi değil, bilgi aktarımı demiş. Doğru bir cümle söylemiş. Günümüz sistematiğinde belirlenen arkelerin hastalık yapıcı formu yok. Bildiğimiz kadarıyla arkeler hastalığa sebep olmuyor. Mesela kaplıca sularına gittiğin zaman orada sıcak seven termofilik arkeler yaşayabiliyor ama onlar sana hastalığa sebep olmuyor. Ribozom organelleri ökaryotlardan daha çok bakterilere benzer. Sen diyorsun ki hocam arkelerin ribozomları daha çok ökaryotlara benziyor demiştik. Büyüklükleri cevap D gibi. Bazı arkeler otobur canlıların sindirim sistemi. Ne demek otobur? Otçul canlıların, yani ineklerin, koyunların, keçilerin midelerinde ve bağırsaklarında selülozun sindirilmesine yardım eden metanojenik arkeler demiştik. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Yanlışı sormuş, cevabımız D seçeneği oldu. Hemen 7'ye bakıyorsun. Bazı bakteri türleri şöyle şöyle demiş. Bazısı oksijenli solunum, bazısı oksijensiz solunum, bazısı da fakültatif ne yapar hayatını sürdürür demiş.
demiş. Buna göre bütün bakteri türleri aerobik, anaerobik ve fakültatif yapanlar için hangileri ortak söylenebilir? 3 için ortak bir şey arayacağım. Birinci okuyalım. Hücre içerisinde bulunan glikozları arasında glikozit bağı kurularak glikojen şeklinde depolanır. Aslında sana glikojen depolar desem de olurdu ama fark ettiysen uzatmışım. Biliyorsun ki glikozlar dehidrasyonla glikojene dönüşür. Bakterilerin hepsi glikojen depolar. Organik besin yapı taşlarını enzim yardımıyla parçalayarak fosforilasyon tepkimesi gerçekleştirir. Şimdi bak, fosforilasyon neydi? ATP elde etmek demekti. Bu canlılar organik besin yapı taşlarını, yani glikoz gibi molekülleri parçalayıp solunum tepkimelerinde ATP elde etse ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar. Dolayısıyla buna da evet demen gerekir. Üçüncüsü, insan vücudunda bulunmaları durumunda bazen hastalığa, enfeksiyona sebep olabiliyor bakteriler. Bu cümlemiz de doğru. Ortak olarak söylenebilir dediği için cevabım 1, 2, 3 yani E seçeneği oldu. 7. 2 sorumuz kaldı. 8'e bakıyorsun. Yanda bir ne görüyorsun? Bakteri görüyorum. Nereden anladım hocam? Ribozomu var, kamçısı var, çekirdek göremedim. Hangisini yapmaz demiş bu bakterimiz. Okuyalım. Aktif hareket edebilir mi? Kamçısı var. Hıç, biliyorsun. Mitoz bölünme diyorsun ki hocam bakterinin çekirdeği yok. Yoksa mitoz yapamaz. Aerobik solunum yapar. Nereden anlıyorsun? Hocam bak, zar kıvrımı var. Zar kıvrımında elektron taşıma sistemi bulunduruyor. Ondan dolayı aerobik solunum yapabilir. Protein sentezi diyorsun ki hocam ribozomu var. Adamın ribozomu varsa protein üretir. Parazit beslenme kapsülü var mı bakıyorum. En dış kısmında bak, burada kapsülü de göstermişiz. O zaman bu bakterimiz hastalık yapıcı olabilir. Cevap ne oldu? B seçeneği oldu. Bakteriler, arkeler mitoz geçirmez. İkiye bölünerek hücre sayılarını arttırıyorlar. Gel hocam, son sorumuz. Bakteri ve arkelerde ortak olarak görülen bir şey istiyor. Beraber bakalım. Yanlarına bakterideyse B, arkedeyse A yazacağım. Diyor ki çeper yapımında peptoglikan. Sen söyle, ne diyorsun? Peptoglikan diyorsan bakteri olması gerekir. İnsanda parazit yaşayan, hastalık oluşturan kim demiştik? Bakteriler. Arkelerde bilinen hastalık yapan form yok dedik. İston proteinleri diyorsun ki hocam iston proteini varsa arke olmasını bekliyorum. Olumsuz koşullarda endospor oluşturmak kime ait? Bakterilerde görülüyor demiştik. Arkeler endospor oluşturmuyor. Kemosentez yapabilen enzimlere sahip olma. Hocam bakterilerde de arkelerde de kemosentez görülebiliyor. Dolayısıyla bu ifademiz ne olur? Hem bakteri hem de arkede gerçekleşebilen, görülebilen ortak özelliklerden, ortak olaylardan bir tanesi diyebilirim. Cevap ne oldu? 9 nolu sorumuzu D diye işaretleyiverdik. Bak, bakteri arkeyi bence iyi anladığını tahmin ediyorum. Bir daha da sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şimdi ne yaptık seninle beraber? Hemen bizim buradaki takvimimizi açalım. 25. günümüze bakalım. Burada arkeleri işaretledim. Burada minicik bakteri arke soru, onu ilave etmem lazım. Haberin olsun. Soru çözümü diyelim şuraya. Buna tik attım. Şimdi protist taliminden bahsedeceğim bundan sonra. Ardından protist taliminden sonra bitkileri anlatacağım. Sonra mantarlara geçeceğim. Protista, bitki ve mantarlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Daha sonra bir sonraki günümüzde. Böyle bir takvimde bir ufak tefek hatalar yapmışız gençler. Hoş görün diye tahmin ediyorum. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Nasıl gidiyor keyifleriniz? Yorucu zamanlar geçiriyorum. Ben de kendi adıma da söyleyeyim. İnsanın böyle bilgisayar karşısına gelip sürekli böyle boş bir kamera demeyeyim artık. Sen oradasın biliyorum da. Yani böyle karşımda kameraya karşı bakmak insanı gerçekten şaşırtıyor ama ben nispeten alıştım. İlk başta hiç yapamam zannediyordum. Yani asla olmaz. Ben nasıl konuşacağım diyordum. Gayet insan her duruma adapte olabiliyor. Artık bu şekilde sizlere ulaşıyoruz. Garip. Bundan 3 sene 2020 kaçta? 21 yılında çalışırken, özel okulda çalışırken, final okullarında çalışırken 100 bin aboneye ulaşmıştım. Dedim YouTube'dan sadece devam edeceğim. Yani sizlerin de desteğiyle büyümeye devam edelim diye düşünüyordum. YouTube'dan gelen ne geliyor diye merak ediyorsun. O zamanlar bir şey gelmiyordu ki. Hala da böyle çok böyle dişe dokunur. Wow la, hadi bakalım. Hocam ihya oldun ha. 400 bin abone falan. Öyle bir durum yok gençler. Yani YouTube'daki gelir beklediğiniz gibi değil. Herkes öyle zenci zannediyor. Olsa evimi alırdım. Birkaç arkadaşım yazmış geçen seneki 8 aylık kamptan sonra. Hocam evinizi alabildiniz mi? Alsam haberiniz olacak zaten. Merak etmeyin. Hep dediğim gibi kızıma güzel bir gelecek sunabilmek için, hayatımı iyi bir şekilde idame ettirebilmek için, işimi iyi yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorum gençler. Destekleriniz için teşekkür ederim. Soru çözümünde 10 dakika olmasın. Kapatayım. Protista'dan kaldığımız güne, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çav 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 çav. Hadi kapat. Sen kapat. Önce sen kapat. Hayır. Hayır, sen kapat. Hadi bay bay. Görüşürüz.